dinlemesini bilenin söyleyeceği de odur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 27 Ekim Salı. Merhaba. Yine korona haberiyle başlıyoruz. Kassel'de maske zorunluluğu. Artan enfeksiyon vakaları nedeniyle Kassel korona önlemlerini sertleştirdi. Bugünden itibaren kamuya ait alanlarda sadece 5 ve 2 aile bir araya gelebilecek. Obergönisch Strasse ve Friedrich Ebert Strasse'nin çok sık kullanılan alanlarında yayalara belirli zamanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Maske zorunluluğu inanç toplulukları için geçerli. Hijyen planıyla yapılan etkinlikler için maske zorunluluğuyla birlikte katılımcı sayısı yüzle sınırlandı. Daha fazla sayıda katılımcıyla yapılacak etkinlikler resmi müsaadeyle yapılabilecek. Barlarda, restoranlarda ve özel kutlamalarda hali hazırda geçerli olan kurallar değişmeyecek. Kasel Belediye Başkanı Gezer'le önlemlerin sertleştirilmesini, salgın durumunda enfeksiyonların büyük bir kısmının bireylerin gerekli hijyen kurallarına uymamasıyla gerekçelendirdi. Düğünler, doğum günleri veya partiler gibi özel kutlamalar önemli bir rol oynuyor. Temasları sınırlandırma, maske takılması önerisine çok az kişi uydu. Gezerle bu yüzden gelecekte daha fazla kontrol edip Yaptırım uygulayacağız dedi. Kassel'de incidens değeri bir gün içinde 89.8'den 108.6'ya yükseldi. Bu arada kontrollerde sıkılaştırılacak. Hessendeki korona enfeksiyonlarının sayısı ve bununla birlikte hastanelerdeki hasta sayısı da giderek artıyor. Yapılan açıklamaya göre. 58'i solunum cihazına bağlı olmak üzere 137 COVID-19 hastası Hessen'deki yoğun bakım ünitelerinde tedavi altında. Kuzey Hessen'de 70'i klinikum Kassel'de olmak üzere 228 yoğun bakım yatağı bulunuyor. Şu anda Kuzey Hessen'deki yoğun bakım yataklarının dörtte üçünden fazlası dolu sayıların gelişme durumuna bağlı olarak yoğun bakım yataklarının sayısının artırılabileceği açıklandı. Hessen'de yeni korona vakalarının sayısı yine hızla arttı. Robert Koenigsu salı günü 1349 yeni vaka bildirdi. Ayrıca korona hastası 6 kişi daha öldü. Salgının başlangıcından bu yana Hessen'de 34200 kişiye virüs bulaştı. Frankfurt'ta insident değeri 204.8'e, Marburg Biedenkopf bölgesinde ise 182.4'e çıktı. Almanya'da günlük vaka sayısı yeniden 11 binin üstüne çıktı. Robert Kohensü son 24 saate tespit edilen korona vaka sayısının 11.409, virüsten ölenlerin sayısının ise 42 artışla 10.098'e çıktığını açıkladı. Almanya'da korona salgınının başlangıcından bu yana 449.275 kişiye virüs ulaştı. Ülkede 1.303 kişi de virüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi altında tutuluyor vaka sayısındaki keskin artışı göz önüne alan yoğun bakım hekimleri, bakım personeli açığı nedeniyle COVID-19 hastalarının bakımında dar boğazlar yaşanacağı uyarısı yaptı. Funke Medya Grubu'nun gazetelerine bir açıklama yapan Alman Yoğun Bakım ve Acil Tıp Birliği Başkanı Jensens, dramatik bir hemşire sıkıntımız var dedi. Janssen'e göre yeterli sayıda yoğun bakım yatağı ve solunum cihazının olması hastalara bakacak personelimiz yoksa tek başına bir işe yaramıyor dedi. Ülke genelinde yoğun bakımda 3500 ile 4000 arasında uzman açığı olduğu açıklandı. Marburger Bund Doktorlar Birliği Başkanı Yoğun ise hastanelerdeki personel sıkıntısının yakında ortaya çıkacağını vurguladı. Yona yoğun bakım ünitesindeki her ağır COVID hastası için bir hemşireye ihtiyaç var, dedi. Almanya'da büyük bir çoğunluk halen mevcut korona önlemlerinin yeterli olduğunu düşünüyor. Ancak ARD Deutschland Trend Extra desteğin düştüğünü gösteriyor. Yaklaşık olarak üçte birlik bir kesim daha katı kuralların uygulanmasında yana. Almanya'da yeni enfeksiyonların sayısı artıyor olsa da çoğunluk koronavirüsünün yayılmasına karşı alınan önlemlerden memnun. Ancak eleştiri sesleri de artıyor. Fikri sorulanların %51'i pandemiyi kontrol altına almak için uygulanan önlemleri yeterli olarak değerlendirdi. Bu da memnun olanların sayısının %8 düştüğü anlamına geliyor. %32'lik bir çoğunluk için şu anda uygulanan kısıtlamalar yeni enfeksiyonların sayısındaki keskin artış göz önüne alındığında yeterli değil. %15'lik bir kesim ise kısıtlamaların çok ileri gittiği görüşünde. Bundan başka korona önlemlerine uyulup uyulmadığının izlenmesine dair büyük bir memnuniyetsizlik var soru sorulanların %50'si kontrolleri yetersiz bulurken %34'ü yeterli, %10 mevcut kontrolleri kabul edilemez olarak görüyor. Almanya'da koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle hükümetin yeni kararlar alması bekleniyor. Koronavirüs vakalarındaki hızlı artış nedeniyle Başbakan Angela Merkel ve eyalet başbakanları çarşamba günü bir toplantı yapacak. Doğaçevelle Türkçe'nin haberine göre Almanya'da yeniden tedbirler sertleştirilecek mi sorusu sorulurken yapılan bir kamuoyu anketi katılımcıların büyük bölümünün bir kapanma olacağını düşündüklerini ortaya çıkardı. Pandeminin başlamasının ardından Almanya'da tam bir karantina önlemi uygulanmadı. Hükümet günü kurtarma politikası izledi. Ancak ilkbahar aylarında okullar, anaokulları, üniversiteler, restoranlar ve mağazalar kapatıldı. Etkinlikler iptal edildi ve aynı aileden olmayan bireylerin dışarıda ve evlerde bir araya gelmesi engellendi. Bu kez de buna benzer bir kısmi kapanma ihtimali konuşuluyor. YouGov tarafından yapılan anketin sonuçlarına göre katılımcıların %63'ü vaka artışları üzerine hükümetin ve eyaletlerin benzer bir karar alabileceğini düşünüyor. Bild gazetesinin haberine göre Merkel kısmi bir kapanmadan yana. Enfeksiyon sayılarının çok yüksek olduğu kentler ve bölgeler dışında okul ve anaokulları kapatmadan tedbirlerin sertleştirilmesi öngörülüyor gazete hükümetin özellikle etkinlik ve restoranlara yönelik sıkı tedbirler getirmeyi planladığını yazdı. Değerli dinleyiciler, Radoka hazırlayıp sunduğu Info programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.